Karşında o Eskişehir zaman Türk çok Ocağı da Başkanı gençlerin Profesör bir Doktor arkada Nedim duracağını Ünal canlı bağlantıyla çıktım. yaptığı programda Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilim Kurulu aşureti üyesi konusunda ne Profesör Doktor düşünüyorsunuz diye Selma sordum. Metintaş'a sorular Bana verdiği yöneltti. cevap şuydu. Milli aşının Aşuretmek önemi çok hakkında pahalı ne bir iştir. düşünüyorsunuz sorusuna Metintaş, İngiltere'de aşıya Amerika'dan yatırım aşısını yapsaydık bu alıyor sorunu çoktan ve aşar aşı ve kendi üretmek aşımızı için 6 yapardık. tane ülke Aşı bulan pazarı ülke bulmamız bunu başka gerekir. ülkelere verecek mi? Bu çok önemli bir soru Üzerinden çok dedi. yıllar Türkiye'nin geçti. kendi dinamikleri olan güçlü bir Şimdi ülke olduğunu halen vurgulayan Türkiye'nin Metintaş aşı sözlerini şöyle sürdürdü. Yılbaş Bey, milli aşının önemi hakkında ne düşünüyorsunuz hocam diyor. Ben her zaman için Türkiye'nin kendi aşısını kendi yapması gerektiğini her platformda söylemiş biriyim. Yani hatta bugün televizyonlara her gün çıkıp işte COVID-19 için konuşan hocalardan birinin karşısına o zaman çok daha genç yeni bir yardımcı doçenttim. Çıktım, hocam ulusal aşı üretimi konusunda ne düşünüyorsunuz diye sordum. Bana verdiği cevap şuydu. Aşı üretmek çok pahalı bir iştir. İngiltere'de Amerika'dan aşısını alıyor ve aşı üretmek için 6 tane ülke pazarı bulmanız gerekir. Üzerinden çok yıllar geçti. Şimdi halen Türkiye'nin aşı yapamayacağını söylüyor. Çok zor bir iş olduğunu, işte güvenlikle ilgili, aşı güvenliğiyle ilgili pek çok yatırım yapılması gerektiğini söylüyor. Ama ben bir miras yeri gibi davranmayıp aşıya yatırım yapsaydık bu sorunu çoktan aşardık ve şu anda kendi aşımızı kendimizi yapardık. Çünkü aşı bulan ülke acaba bunu diğer ülkelere verecek mi? Bu çok önemli bir soru. Dünyada ki bu kadar nüfus var ve ne kadar aşı üretebilecek? Evet, çok iyi COVID için bir aşı bulundu, etkin bir aşı bulundu, sağlığa zarar vermeyen bir aşı bulundu. Peki kaç tane üretebilecek? Ve önce kime verecek? Size Evet. verebilecek mi bu aşıyı? Evet. Aşı çok stratejiktir. Tıpkı buğday üretimi gibi bir şeydir aşı üretimi.